Şimdi sevgili takipçilerim, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Videomu köyde başlattım arkadaşlar tekrardan. Bu ikinci videom olacak sizlerle. Şu anda işten geldim. Yorgun yorgun da olsam dediğim gibi bu videomu bitirmek istiyorum artık zeytinlerim. Çünkü 4-5 gündür bu videoyu çekmemi bekliyor. Sizlerle arkadaşlar şöyle bir haftada tatlandıracağız siyah zeytini. Dilime siyah zeytin yapacağız sizlerle beraber. Annem çok seviyor bu zeytini. Ben de çok seviyorum. Ama bu çok fazla uzun dayanmaz. Yani böyle hemen 3 kilo yapıp şöyle 3-4 ay içinde yiyin yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle hani 1 sene 2 sene durmaz bu zeytin. Sizinle beraber yaptığımız kuru zeytin 2 senede durur, 3 senede durur. Eğer ki havasını aldırmazsanız, hava almadığı sürece de 2 sene 3 sene durur. Hiçbir şey olmaz, bozulmaz. Ama bunu dediğim gibi şöyle 2-3 ay, 3-4 ay içinde yemeniz lazım. Bu şekilde şimdi sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Şöyle ben zeytinimi hazırladım. Gemlik zeytini. Zeytinimi şöyle yakından göstereyim. Hatta sizlere çok uzak kaldı. Şöyle göstereyim sizlere. Gemlik zeytini arkadaşlar. Yine gemlik zeytini sizinle şu şekilde benim aparatım var. İnşallah bunun şu başlığını bulabilirim. Bir bakayım. Nereye koydum acaba? Tövbe bismillah. Buraya koymuşum. Poşetin içindeydi. Şu şekilde duruyordu arkadaşlar. Ağzına koymuşum. Ben de bunu arıyorum. Şu aparatı arıyorum. Hay Allah. Yorgunluk herhalde başıma vurdu. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar benim bu şekilde dilme makinem var. Bunu her yerden alabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber şöyle hem pratik oluyor bu şekilde. Şöyle bir tane atacağım. Şu şekilde üstünden bastırıyorum. Şu şekilde. İçinde 3 tane jileti var. Ve 3 yerden diliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde 3 tane yerden diliyor bu şekilde. İçine neden atıyorsam. Bu şekilde zeytinlerimi dileceğim. Ve sizlerle aşama aşama zeytinimi tatlandıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi 3-4 ay içinde hemen yemek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz siyah zeytini. Hem yumuşacık oluyor. Siyah zeytin seven arkadaşlarımız varsa hem yumuşacık oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İçine dilinmemiş kaçarsa acı olur, tatlanmaz. O yüzden mümkün olduğu kadar içine kaçırmamaya çalışalım. Dediğim gibi yaklaşık 4-5 gündür bu zeytinlerim video çekmeyi bekliyor arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Köyden topladım ama bir türlü fırsat bulamadım açıkçası. Hem birazcık da karardı zeytinlerim, iyi oldu. Zaten siyahtı ama birazcık daha renkleri karardı. Bu şekilde dilme makineniz varsa hem pratik oluyor. Yoksa da bunu da göstereyim sizlere, bıçakla nasıl dileceksiniz. Evet, bıçağımı getirdim. Yoksa arkadaşlar eskiden biz bu şekilde dilerdik. Eskiden böyle şu makineden mi var? Şimdi daha büyük makineler var. Kasayla döküyorsun. Sana dilip veriyor mesela. Ama bu evde mesela az yapacağımız zaman bizim için ideal oluyor. Şimdi şöyle bir tane zeytin alıyorum, bakın. Şöyle irisinden alayım da. Bir tane alıyorum. Dikine 1, 2, 3. Bu şekilde diliyoruz. 3 tane çizik atıyoruz yani. Eskiden çok severdim ben zeytin dilmesini bu şekilde. Hem zeytine televizyona bakardım, hem de böyle dilerdim. Tabii bu üremez. Dediğim gibi, eğer ki makineniz yoksa bu şekilde de dilebilirsiniz. 3 defa ve ellerim gördüğünüz gibi zeytin oldu. Eldiven giysem olacaktı ama neyse. Şimdi ben bu şekilde zeytinlerimin yani bir bidon yapacağım arkadaşlar. Ben bunu sizlere göstermek adına
Şöyle bir durumu da göstereyim sizlere. Şöyle şuraya koydum. Şöyle bir tane 5 litrelik su bidonum var ve bırak atacağım ben. Bunu da tatlandıracağım arkadaşlar. Şöyle elime cıvık gelenleri katmıyorum onları. Kaçma. Evet, bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber şöyle dildiğimizi hemen katalım bidonumuzun içine. Şimdi bu şekilde bidonumuzun içine katalım canlar. Sizlerle beraber aşama aşama göstereceğim zeytinimi nasıl tatlandırdığımı. Ellerim de karardı bu arada. Artık zeytin zamanı, benim eller düzelmez. Zeytin topladığımız için muhakkak ellerim böyle oluyor. Bazen eldiven giyiyorum, eldivenle yapıyorum ama bazen de unutuveriyorum eldiven giymeyi. Arkadaşlar bütün şöyle 3 kilo şöyle bunu da değil, diğer videomda söyledim arkadaşlar, benim 5 kilogramlık dediğim gibi su bidonum var. 5 kilogramlık bidona 3 kilogram zeytin giriyor arkadaşlar. 3 kilogramlık hani zeytin üzerinden sizlere tarif vereceğim. Yani 3 kilogram zeytine ne kadar tuz giriyor? Salamura zeytin farklı, sulu zeytin farklı arkadaşlar. Bunların içine tuz oranları da farklı oluyor. Bu arada onu da söyleyeyim size. Ben şimdi hepsini dileyim bu şekilde zeytinimi. Sonra tekrardan görüşelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben zeytinlerimi değil, şu şekilde göstereyim. Bakın yaklaşık 3 parmak falan şöyle boşluk bıraktım. Şöyle göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi 3 parmak falan boşluk bıraktım arkadaşlar. Çünkü zeytinlerimiz biraz şişecektir suyu görünce. Şimdi ellerim falan bayağı çok kötü oldu. Bakın eldiven giymediğim için. Neyse olsun bakalım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar suyumu dolduracağım. Evet arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi suyumu doldurdum. Ağzına kadar doldurdum neredeyse. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatırken şöyle iyice kapatmıyoruz. Bakın tık demeyecek. Aralık bırakıyoruz bakın. Aralık bırakıyoruz ki biriken asidi çıksın. 1-2 gün bu şekilde bırakacağız. Hatta 2-3 süzmede bu şekilde bırakacağız. Ağzını tam kapatmayacağız. Aklınızda olsun bu. Yeşil zeytinlerde de bunu yapın arkadaşlar. 2-3 gün falan bu şekilde asidinin gitmesini bekleyin. Yani yoksa yanlışlıkla bir açarsınız.
her yer batar yani, o şekilde diyeyim. Zeytinler fışkırır içinden. Yani tecrübe konuşuyor burada, başıma gelmiş bir olay olarak da. Çünkü bu yıl unutmuşum ben bu şekilde hafif böyle aralık bırakmayı. Mutfağa koymuştum arkadaşlar. Ertesi gün akşam üzere süzecektim, bir baktım ki ben işten gelene kadar her yer yemyeşil zeytinde. Bayağı hani evin battığına mı yanarsın, zeytinin gittiğine mi yanarsın, çok üzülmüştüm. O yüzden sizlerin de aklınız olsun, muhakkak zeytin dildiğiniz zaman 2 gün 3 gün hafifçik ağzını açık bırakın, asidi gitsin. Şimdi kısa keseyim. Birinci suyumuzu doldurduk arkadaşlar. Videomun devamında görüşürüz arkadaşlar. Her gün bu şekilde süzeceğim sizlerle beraber. Açık bırakıyorum ve masamın köşesine alıyorum. Diğer zeytinlerimin yanına şu şekilde. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım, dün sizinle yaptığımız zeytinin bugün ilk suyunu döküyoruz. Bakın, dün de dediğim gibi şöyle çok fazla kapatmadık arkadaşlar. Eğer ki yanlışlıkla kapağını falan kapatırsanız şişeniz asitlenir ve patlar. O yüzden çok dikkat edin. Şimdi şöyle zeytinimizin ilk suyunu süzelim arkadaşlar. Şimdi ben işten geldim. Hemen üzerimi değiştirmeden, unutmadan suyumu süzüyorum ve tekrardan yeniden su dolduracağım arkadaşlar. Evet, suyunu süzdüm. Şöyle sizlere suyunu göstereyim, simsiyah zeytinimizin suyu çıktı. Şimdi ben bu şişemizin tekrardan su doldurup geleyim. Evet arkadaşlar, ben suyumu doldurdum, geldim ve ağzını şöyle çok hafif kapatıyorum, tık diye kapatmıyorum. Ve yarın tekrardan süzeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle ben ikinci suyumu da süzeceğim. Ha, birden korktum, sanki suyu taşmış gibi geldi. Şimdi şöyle ikinci suyumu da süzüyorum. Ve diğerlerini sizlere göstermeyeceğim artık. 1, 2, 3, 4 ve 5. defa süzeceğiz arkadaşlar bugün zeytinlerimizi. Her gün günde bir defa süzeceğiz. Şimdi bu şekilde tekrardan suyumu göstereceğim sizlere. Yine simsiyah çıktı suyumuz. İkinci defa süzmede. Bakın tekrardan simsiyah suyumuz çıktı arkadaşlar. İkinci süzüşüm oluyor bu. 3, 4 ve 5. süzmede tuzlayacağız arkadaşlar. 5. süzmede sizle beraber tuzlayacağız. Limon tuzumuzu katacağız ve 2-3 günde sonra da tatlanmaya başlayacak artık zeytinimiz. Şimdi tekrardan 5. günde görüşelim arkadaşlar sizlerle. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bugün 5. günümüz. Birden korktum, patlayacak zannettim. Çünkü ağzını kapatmıştım. Asitlendi zannettim açarken. Şimdi şu şekilde 5. son suyumuzu da döküyoruz artık. Evet, artık tatlandırmaya bırakıyoruz zeytinimizi. Dediğim gibi arkadaşlar, bu zeytin böyle bir sene duracak, 7-8 ay duracak bir zeytin değil. Hemen şöyle 2-3 ay içinde tüketmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi benim burada tuzum var. Kaya tuzum var arkadaşlar. Salamuralık. Salamuralık tuzum var yani. Şöyle sulu bir zeytin olduğu için bir su bardağı koyuyorum. Kuru zeytin olsaydı bir çay bardağı koyacaktım arkadaşlar. Benim hunim kırıldığı için hunim yok. Şöyle elimle koymaya çalışıyorum. Evet. Tuzumu kattıktan sonra suyumu koyacağım. Tuzum daha rahat dağılsın diye. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı da şey koyacağız. Limon tuzu koyacağız. Ben şöyle tatlı kaşığı getirmişim. Şöyle silme 2 tatlı kaşığı da olabilir. Şöyle bir, şu şekilde silme
2 tatlı kaşığı da limon tuzumu koydum ve tekrardan suyumu dolduracağım. Evet. Şöyle tekrardan suyumu katıyorum zeytinimin üzerine. Suyumuzu koyduk artık arkadaşlar. Şöyle 2-3 güne tuzunla beraber tuzun içinde tatlanmasını bekleyeceğiz artık. Bir haftaya 10 güne ara ara bir şöyle ağzını açıp bir bakabilirsiniz tatlanıp tatlanmadığını. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Sizler de bu şekilde hemen tatlanıp yemek istiyorsanız, sabırsızsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Annem bu zeytini çok seviyor. Ben de yerim. Annem yaptığı zaman köye gittiğimde bana da katar. Ama dediğim gibi çok fazla dayanmaz. Onu söyleyeyim. Böyle 7-8 ay, bir sene dayanmaz. Bunu yaptığınız zaman dilme zeytini olduğu için şöyle 2-3 ay içinde tüketmeniz lazım arkadaşlar. Bu videom da böyle olsun sevgili takipçilerim. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Videomun sonunu getirdim sonuçta sonunda. Bu zeytinleri sizlerle beraber topladık. Yaklaşık 5-6 gün falan beklemişti zeytinimi. Sizlerle hem salamurasını hem dilmelik zeytin göstereyim diye. Fırsatım olmadı. Ve bir haftadır da bunu bekliyorum. 15 gündür uğraşıyorum arkadaşlar sizlerle paylaşabilmek için bu videomu. Bugün videom yok. Hemen sizlerle beraber paylaşacağım bu videomu arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.